Alo. Buket Hanım merhaba. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Buyurun. Arabanız kurşunlanmış 2 akşam önce Ereğli'de. Var mı öyle bir şey? Aa. Muslu Belediye Başkanı da varmış. Yanınızda arabanız kurşunlanmış. Emniyete bildirmemişsiniz. Allah Allah. Hiç böyle bir şey yok. Gerçekten yok. Ben de çok şaşırdım şimdi. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. 2 gece önce ben bir rüya gördüm. Sabahattin Başkan, Ertuğrul Başkan, ben, üçümüz beraberiz. 2 tane adam geliyor. Hatta kızıma da anlattım. Şimdi Lidya da yanımda. O da duyuyor. Neydi o Lidya komedi adam? Yalan Dünya'da bir tane kısa boylu bir adam var ya, sarışın kadının kocası rolünde. Onun gibi biri. O mu değil mi bilmiyorum. Ama böyle çok çirkin giymiş. Kahverengi pantolon, lacivert gömlek, siyah ceket mesela böyle. Adam geliyor, ateş etmeye başlıyor bana. Ama eskiden bende Range Rover vardı ya. Evet. O arabam var. Her tarafından kurşunluyor. Ben arabanın üstünden geçip arkasına kaçıyorum falan. Vücudumun her yerinden ama mermi girmiş rüyamda. Bunu İki anlattınız mı gün önce. birisine? Hayır, sana söylüyorum. Yok, acaba dedim yani bu rüyayı anlattı da birisi bunu Hayır, gerçekmiş gibi kimseye mi anlat. anlattı şeyde Hayır, ortalıkta? namusum, şerefim için yemin ediyorum, Yok, yoksa kimse böyle yoktur bir şey zaten ya. yok. Olsa mutlaka çıkar ortaya. Asla. Ben rüyamı da kimseye söylemedim. Yani aman saklayayım diye de değil. Şey yani hani bunu nereden çıkarıyorlar, nasıl çıkarıyorlar, niye çıkarıyorlar? 200 bin tane insanımız geri gönderiliyor. Bir ay içerisinde Rusya, Putin'in talimatı var. Öğrenciler bile geri gönderilecek diyor. Evet. Türkiye'nin milyar dolar zararı var. 1915'te Enver Paşa nasıl Rusya ile savaşa zorladı, insanlar donarak öldü, biz kaybettik. Aynı günler yaşanıyor şu anda 2015, tam 100 yıl sonra. Türkiye'nin bu kadar büyük problemleri varken nasıl böyle insan bazı, üstelik de bir kadın yani hani bilmiyorum ki, onca insana maaş veriyorum, yıllardır ayakta duruyorum, 25 senelik firma. Sabahattin'i görmedim bile. Yani Sabahattin'in benim gördüğüm rüyadan haberi bile yok. Ama yani Sabahattin'i görmedim bile, öyle söyleyeyim. Yani Anladım dedim. bırakın 2 günü, 15-20 gün oldu herhalde. Görmedim Sabahattin Başkan'da. Anladım. Ben Ereğli'deydim zaten 2 gün Yok ki önce. ben biliyorum Ereğli'de olduğunuzu da. Ankara'daydım. Oradan Ereğli'deydim. Arabam da bizim şirketin önündeydi, Yalı Caddesi'nde.